Bir kere evet oyun olarak tatmin eden bir futbol olduğunu söyleyebiliriz. Herhalde izleyenler de son dönemlerde en azından bizim ligimizde bu seviyede çok da, çok da fazla maç seyredemiyoruz. Ama Fenerbahçe tarafından da Beşiktaş tarafından da Sergen Hoca'nın, Turgay abinin söylediklerine katılıyorum. Sergen Hoca'nın oyuncu ile alakalı belki biraz daha dikkatli olabilseydi. Biraz daha kontrol elinde tutabilseydi. Biraz daha erken belki de hamle yapabiliyor olsaydı, yapsaydı oyunu elinde tutma şansı da olabilirdi. Fenerbahçe tarafında ise e, aynı Hatay Spor maçında olduğu gibi Altay'ın maçı alıp götürdüğü bir karşılaşmayı izledik kaleci Altay'ın. O kadar fazla e, kurtarış yaptı ki Altay, e, Beşiktaş'ın bu karşılaşmada belki de farka gidememesinin nedeni oldu. Yani oyunu ikiye getirseydi belki beşi bulacaktı Beşiktaş. Beşe kadar gidebilirdi. Altay'ın oyunu tutmasıyla birlikte bireysel bir performans, Ozan'ın getirdiği gol ve gelen bir bir puan. Evet. Beşiktaş günü kurtarmıştır. Yani Pardon, Fenerbahçe günü kurtardı. Bu bir gerçek. Ama oynadığı oyunun kalitesiyle alakalı da ne o sayı tatmin edici bir performans sergiledi, ne Pelkas, ne Valencia, ne de ileride Samatta. Zaten Samatta'nın varlığı da başlı başına bir soru işareti Fenerbahçe için. Şu karşılaşmada ilk 11 başlaması bir tarafta, bir de oyun içerisinde 60-70 dakika Samatta ile Erol Hoca'nın müdahale etmeden oyuncu bu kadar verimsizken oyunu da çözemiyorken ve Fenerbahçe Beşiktaş savunmasında özellikle Vida ve Wellington'un Samatta'ya karşı gerçekten iyi bir direnç gösterirken burada hamle yapmaması, bir müdahalede erken bir şekilde bulunmaması da Erol Hoca'nın oyunu okumasıyla alakalı bir problem gibi gözüktü bana. Evet. Ee, yani genel hatlarıyla Fenerbahçe için günü kurtarmak oldu. Ama gelecek adına ışık verdi mi Fenerbahçe? Hayır vermedi. E, Turgay Demir iki takım arasındaki ana farklar, farklara bakınca aslında çok fazla konuşulacak şey var ama bugünkü bireysel performansları göz önünde bulundurduğumuzda e, özellikle forvetlerin çok ciddi fark yarattığı görülüyor. Bakar'ın performansı ve Samatta'nın yokluğu saha içinde, e, yokluğu arasında çok ciddi fark var bilmiyorum katılır mısınız? Genel olarak katılırım. Fenerbahçe'nin hocasının bu maçla beraber, bundan önceki maçlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. O kadroyu çok yanlış kullandığını söyleyebilirim. Dün akşam şu cümlemi hatırlayacaksın. Yağmur Sosa ve Ozan'ı çağırıyor dedim. Yağmur Sosa ve Ozan'ı çağırıyor. Bir defa ben bütün gün yağmur yağacağını biliyorsam Beşiktaş'ın kadrosuna layıçı koymam. Fenerbahçe top kontrolünde bile zorlanan Osa ile Samatta'yı Valencia'yı birlikte koymam. Bir tarafa Ferdi koyarım. Hı hı. Bir tarafa e, nedir o sosayı koyarım. O zaman da sağa çak koyarım mesela. <laughs> ne yaptın abi sen? Sağdaki sağ <laughs> açık Ozan. Ozan sağ açık. Gustavo e, sosa. Hı hı. O değil mi? Ferdi nereye? Sol koyayım? kanada. Ha sol kanada. Tamam. 4 4 2. 4, 4, 4 Hayır 4, 4 2 3 1. 4 2 3 1. Ortada, Pelkas ortada e, Pelkas. Merkez orta sahada. Şunu sandığında. diyorum. Senin önde top tutmaya ihtiyacın var. 3 tane oyuncu var. Ayaklarında 3 defa top sektiremezler. Yani Samat da şey, Tiyam da girdi o da öyle. Bir göğüs stopu yaptı top tribüne gitti. Yani şunu demek istiyorum. Senin Fenerbahçe tarihinin en yeteneksiz forvetleri var. Belki de. Guiza'dan sonra en yeteneksiz forvetleri var. Ayağına top yakışmıyor. Adam eksiltemiyor. Topu göğüsle hiç toplayamıyor. Gel şeye Beşiktaş'a. Senin bu maçı kazanmak zorunluluğun yok. Ben maç öncesi söylüyorum. Evet. Yani maç kazanmak zorunluluğun yok. Galatasaray kaybetmiş. Bana en yakın takım. Kaybetmiş. Ben bir derbiyi başımdan savıyorum. Kaybetmedim müddetçe ben kardayım. Kaybetmedim müddetçe. Arkasından milyara girecek. <laughs> Adem'le işte başlayacağını. Orada daha önceki birçok maçta yaptığın gibi Joseph öne çıkararak, Atiba'yı öne çıkararak oynayabilirsin. Ya da kupada bence ilk kere çok iyi oynayan 45 dakika. Oğuzhan'ı kullanabilirsin. Eğer on numara pozisyonu bir adam kullanacaksan. A ben kullanmam. Benim söylediğim ben bu yağmuru gördüm mü Gezalı on numara pozisyona çekerim. Derim ki buradan kaleye şut at. Çünkü Beşiktaş'ın bütün istatistikleri iyi. En kötü istatistik şut. Bildiğim kadarıyla yüzde yirmi başarısı var şutlarda. Şut gole giden en kestirme olur işte Ozan. Vurdu gol oldu. Evet. Beşiktaş'ın şut denemesi var mı? Mensah bir tane çok kötü bir vuruş yaptı ki sağda bomboş Roze vardı. Gezal'ın var bir tane. Gezal'ın var bir tane ki Gezal'ın her maç 5 tane denemesi lazım. Öyle bir sol ayağın var. Az deniyor gerçekten. Öyle bir sol ayağın var. Ortadan başka bir şey denemiyorsun. Gezal'a benzer özellik geldi. Prekaz vardı Galatasaray'da. Yağmurlu havayı gördüm. 30'dan 40'tan yapıştırıyor adam. Gezal denemiyor. Gezal'ın işi gücü asist yapmak. Kötü bir şey mi? Değil. Ama şunu diyorum. Futbol sadece rakip analiziyle. Futbol sadece kendi takım analizi oynanmaz. Bir, bir faktör de sağdır. Bir faktör de havadır. Tabii ki. Dolayısıyla bunları dikkate alman gerekir. Beşiktaş bana göre çok geç pozisyonlar buldu. Ben Fenerbahçe'nin panik halinde başladığını görünce oğlanla izledik. Maç dedim ki Beşiktaş oyunu daha baştan tutturdu. Ee, birkaç dakika içinde pozisyonlar gelir dedim. Çok geç geldi bana göre pozisyonlar. 35'ten sonra geldi. Ama o 30 dakika boyunca Fenerbahçe doğru oynamaya çalıştı. Hayır hayır. Yani Beşiktaş'ın çünkü oyunu kabul ettirmek isteyeceğini biliyordu Fenerbahçe. Elbette önde Valencia'da basmaya çalıştı işte, işte. Çok geri çekmedi şeyde, kendini. Yani çekmedi, çekmedi, Üstüne çağırmadı. <laughs> Daha böyle orta alanda bekliyor. Oyunun dakika boyu Beşiktaş, uzadı zaten. Evet. Oyunun boyu uzadı. 30 dakika pozisyon bulamamasının sebebi Fenerbahçe'nin oynadığı oyun. Sonrasında Beşiktaş açılmaya başladı öne ha. doğru. İkinci yarının da ağırlıklı olarak yani merkezdeki mücadeleyi bir kenara bırakırsak Beşiktaş ceza alanı içi ve civarında. Oynandığını görüyoruz. Son Fenerbahçe Bahçe alanına evet. daha yakın. Evet son bölüm. Şimdi bu burada yardımcı burada şunu konuşmak lazım. Maç bitmiş derbi. Fenerbahçe'nin kalesini konuşuyoruz. Evet. Bana göre sahneli adamıydı. Maçın adamı seçildi zaten. Sahneli adamıydı. Ve bu ilk defa olmuyor. Fenerbahçe'nin maçlarında Galatasaray'ın maçlarında Musaray'ı Fenerbahçe'nin maçlarında Altay'ı konuştuğumuz Bilmiyorum ama beşer maç vardır herhalde yani. Fenerbahçe için sezonun en iyi adamı desek bile bence çok haksızlık olmaz. Yani en yani daha en sarayın en Hatay çok maçı var Fenerbahçe evet. mesela. Abi, 4 maçı tane Karagümrük maçı. Beşiktaş bu bugün de 3-4 tane net kurtardı ki Atiba'nın vuruşu çok zor bir vuruş. Yani köşeye evet. giden yerden bir top ee, çatala giden Abubakar'ın vuruşunu doğru elle uzan, ters elle uzansa kısa kalır, iki elle evet. uzansa kısa kalır. Yani e, Altay teknik bir kaleci ve iyi kurtarışlar yaptı. Şuraya geleceğim. Fenerbahçe Pelkastan bugün verim alamadı. Bence İrfan Can'dan onu mazereti var. İlk, ilk derbisini oynuyor. İşte sakatlıktan çıkmış falan ama o da bence yeterliydi. Fenerbahçe Sosa ile başlamalıydı. Akşam da söylediğim için Bir daha evet. Uyuyalım. Sosa ile başlamalıydı. Sosa bu maçları yüz defa oynamış yani. Beşiktaş formasıyla oynamış. Trabzon formasıyla oynamış. Hepsine karşı. Ben Sosa varken orada başka bir riske girmezdim. Bir de Ozan Tufan'ı aynı şekilde. Dedim ya hiçbir yer bulamazsam sağ beke koyarım ya. Yani hiçbir yer bulamazsam. İrfan Can'ın da istatistiklerine bu arada bakıyoruz. bakıyoruz. Sağda, sağda tutardım yani. Ozan'ı ben bir sağ açığa mı koyardım? Ee, sağ bekim ama Ozan'ı sağda tutardım. Burada hı hı. tecrübe çok önemli. Takımın düşeceği anlar. Mesela Fenerbahçe burada ikinci golü yese takım sağda kimse takımı tutamazdı. İkinci golü yese Fenerbahçe sert foller yapmaya başlarlar. Kart, kartlar başlarlar. Hani Eksilebilirdi Fenerbahçe. Eksilip de hatta beni de atsınlar da bu maç böyle bitsin gibi duruma da düşebilirdi. Öyle bir lideri yok. Oyun lideri yok çünkü. Kenardaki koca zaten panik halinde bakıyor. O yüzden ben şunu söylüyorum. Bu skor Fenerbahçe'de yara sarar ama Beşiktaş'ın içine yarar bence. Ceyhun az önce kaldığınız yere dönelim. Gelelim e, 75. dakikaya Ozan Tufan. Osay Samuel'in yerine oyuna giriyor. Ferdi Kadıoğlu Ener Valencia'nın yerine oyuna dahil oluyor. Öncesinde de e, Sosa, Tiam, Tseran değişiklikleri var. E, ne değişiyor Fenerbahçe'de 75'ten sonra? Beşiktaş'ta da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince hemen akabinde Fenerbahçe'den böyle bir hamle gelince orta sahada biraz daha e, oyun öne doğru oynamaya başladı Fenerbahçe. Oyun öne doğru oynamaya başladığında zaman doğal olarak e, oyunun da boyu uzadı. Şimdi bir Beşiktaş gidiyor kontrada, bir Fenerbahçe özellikle son uzatmaları da hesap edersek son 10 dakika uzatmalarla birlikte Fenerbahçe galip de gelebilirdi. Evet. Senin söylediğin gibi o son 15 dakika oynanan o sürekli bir, bir tane, heyecan tane altı pastan çıkan top var tabii, tabii. Aynı şekilde bir birden sonra Beşiktaş'ın tekrar var. yakaladığı bir pozisyon var. Abu Bakar'la. Hani Evet son 15 dakika senin de dediğin gibi daha bir keyifliydi maçın bütün genelinde. Maç zaten güzeldi, keyifliydi. Maçın güzel olmasının en büyük sebeplerinden biri ben şunu çok net söyleyebilirim. İki takımın oyuncuları da oyunda kalmak havasındaydı. Yani oyunun içindelerdi. Dikkat edersen hani çok birbirleriyle münakaşa olmadı. temiz maç oldu evet, Hakemle çok fazla birebir e, muhataplık olmadığı e, yani hep oyunun içinde kalmaya çalıştılar. Oyunu oynamaya çalıştılar. Bir taraf belki daha ağır bastı top yüzdesi olarak ama pozisyonların sayısal rakamlarına bakarsan birbirine çok yakın aslında sayısal rakamlar. Evet. Kaleye atılan şutlar birbirine çok yakın. Ceza sahası Peki, içinde şey toplu buluşma oranı birbirine çok yakın. Fenerbahçe 1-0 önünde son dakikada bu golü yedi. Şu anda Erol Hoca rahat olur mu sence? Şuay hiç kesinlikle olmazdı rahat oldu, değil mi? Tabii ki. Biraz, biraz da, önce biraz önce senin söylediğin şey aklıma geldi. Eee hani 1-0 Fenerbahçe önde olup 89'da Beşiktaş golü Erol Hoca şu anda yanılmış. 1-1 yapsaydı Hı. burada Be Beşiktaş 1 puanı aldı. Bayram daha, yapardı.